Bu yazı Cosmic Anafor Astronomi Platformu'nun kurulduğu 12 Ağustos 2012 tarihinde yayınlanmış olan ilk yazısıdır. Ondan dolayı keyifle video diline çevirmek istedik. Resmen 2012'den geliyoruz. Bilim kurgudan bilimsel gerçeğe, dünyanın sıradanlığı. 1990'lı yılların ortasına kadar Güneş sistemimiz haricinde diğer yıldızlarında gezegen sistemlerinin olması bir bilim kurgu fantezisinden öte değildi. Fakat bilim kurgu yazarları da bu fantezilerini mabatlarından sallayarak yazmıyorlardı elbette. Klasik düşünce evrenin tam da insanın ihtiyacına göre var edildiğini söyler. Yani evren, Samanyolu, Güneş sistemi sadece insan için vardır ve buna göre ince ayar çekilmiştir. Antropik ilke adı verilen bu düşünceye göre evren de insan için vardır ve evrendeki her varlık, her cisim, her yıldız, her göktaşı, her toz bulutu insanlığın yaşamı için özel olarak konumlandırılmıştır. Dolayısıyla evrende dünya gibi yaşanılabilir başka gezegenlerin bulunması gereksizdir. Hatta bu gezegenlerin sayısının milyarlarca olması hepten gereksizdir. Dediğimiz gibi evren sadece insan içindir ve bunun süslü adı da antropik ilkedir. Oysa bilim antropik ilkeyi kabul etmez. Eğer Güneş'in çevresinde dünya gibi 8 gezegen ve onlarca küçük gezegen varsa diğer yıldızların çevresinde de benzer gezegen sistemleri olmalıdır. Çünkü Güneş sistemi evrende çok özel bir yer işgal etmez. Samanyolu'ndaki yaklaşık 400 milyar yıldızdan sadece biridir Güneş. Geri kalan 400 milyar yıldızdan da hiçbir ayrıcalığı yoktur. Yaklaşık 20 yıl önce 55 santrinin çevresinde dönen ilk gezegeni keşfedişimize kadar bilimde antropik ilke çerçevesinde düşünmeyi sürdürdü. Bugün ise 1000'in üzerinde Güneş sistemi dışı gezegen keşfedilmiş durumda. Bunların çoğu Jüpiter büyüklüğünde gaz devleri olsa da az bir kısmı dünyaya benzer büyüklükte ve yıldızların etrafında dünyanın konumuna benzer yörüngelerde dönüyor. Burada bir şeye açıklık getirelim. Dünya benzeri küçük ve kayalık gezegenlerin çok az sayıda keşfedilmiş olmasının nedeni bunların az olması değildir. Şimdiki teknoloji ve yöntemlerimiz dünya benzeri gezegenleri kolaylıkla tespit edebilmemize imkan sağlamıyor. Hepsi bu. Yoksa yine bilimsel araştırmalar ve istatistik hesaplamalar sonucu biliyoruz ki yıldızların çevresindeki her bir gaz devine karşılık en az 2 tane kayalık dünya benzeri gezegen mevcut. Bugün artık iyice eminiz ki hemen her yıldızın çevresinde bir gezegen sistemi var ve yine biliyoruz ki Güneş dışındaki gezegen sistemleri nadiren bulunan özel yapılar değiller. Varlıkları bir kural, olağan bir fizik yasası, elmanın yere düşmesi kadar sıradan bir durumdur. 40 yıl önce birileri bize iki güneşli bir gezegen gösterdiğinde gülüp geçiyorduk. Oysa iki ya da üç güneşli bir gezegenin varlığı o kadar olağan ki. Bilim insanları bildikleri fakat kanıt olmadığı için gösteremedikleri bu tür ilginçlikleri bilim kurgu yazarlarına fısıldıyor. Onlar da bize gösteriyordu. Başta dediğim gibi kimse mabadından sallamıyordu bunları. Yapılan onca gözlem ve hesap sonunda artık Samanyolu'nda sadece dünya büyüklüğünde ve dünya ile benzer yaşam koşullarına sahip milyarlarca gezegen bulduğunu rahatlıkla dile getirebiliyoruz. Bir uçtan diğer uca 100 bin ışık yılı tutan Samanyolu galaksisi dünya gibi milyarlarca gezegenden geçinmiyor. Evrende Samanyolu boyutlarında her biri ortalama 100 milyar yıldız içeren en az 300 milyar galaksi var. Koca devran dönüyor. Verin şunun 1000 lirasını. Hatta daha küçük, sadece birkaç milyar yıldız içeren en az 1 trilyon cüce galaksi olduğunu da hesaba katarsanız bizim çok özel ve biricik sandığımız dünyanın nedenli sıradan bir gök cismi olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. Hoşça kalın.